İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Yerebulur'dan briefingi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ezici bir çoğunlukla Ankara'yı ve Bakü'yü sorumlu tutması yönünde oy kullandı. Dikranagert'teki Geliya Goderne Vadisi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ermeni Surp Gevor Kilisesi'nin yenilenmesi yakında Suriye'de başlayacak. Batı Ermenistan'daki Hakkari'nin kuş cennetinde çıkan yangın devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Muş Ovası'ndaki gizemli kayanın sırrı. Fransa'nın Antibe kentinde bir konferans düzenlenecek. Ermenistan Cumhuriyeti Moskova Uluslararası Kitap Fuarı'na katılacak. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Yerebulur adlı şehitliği ziyareti sırasında yaptığı konuşmada ziyaretin anlamı ve önemini anlattı. Ermenistan'ın 19 Ocak 1920'de Batı Ermenistan Devleti temelinde Yüksek Konsey kararıyla fiilen devlet olarak tanındığını hatırlattı. Bu bayramın 21 Eylül'de Ermeni halkıyla birlikte kutlanması, Batı Ermenistan'ın Ermeni halkının kendi kaderini tayin hakkına olan saygısını gösterir ve bu durum aynı zamanda hep birlikte devleti ileri götürebileceğimizi de kanıtlamaktadır. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, özel bir heyet ile Yerebulur adlı askeri şehitliği ziyaret ettiklerini belirterek amaçlarının soykırım sonrası Batı Ermenistan topraklarına dayanan birleşik bir Ermenistan'ın haklarını korumak olduğunu söyledi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan sözünü bitirirken, 2020 yılında Artsakh'ta yaşananların sadece Artsakh ile sınırlı kalmadığını, Batı Ermenistan'a da yayıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi 2020'de Artsakh Dağlık Karabağ ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne saldırması konusunda Azerbaycan'a ve Türkiye'ye karşı güçlü bir duruş sergiledi. Meclis, ezici bir çoğunlukla Artsakh'a yönelik saldırılarından ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı devam eden saldırganlığından dolayı Ankara'yı ve Bakü'yü sorumlu tuttuğu yönünde oy kullandı. Tarihi ve doğası ile içinde birbirinden farklı güzellikleri barındıran bölge coğrafyası barajlara kurban ediliyor. Batı Ermenistan'ın Hasankeyf, Eyl ve Halfeti gibi su altında bırakılmak istenen yerlere Diyarbakır'da bulunan tarihi Geliye Goderne Vadisi de eklenmek isteniyor. Neolitik dönemin izlerini taşıyan tarihi Taşköprü ve Geliye Goderne Vadisi bahar ayının gelmesiyle binbir renge bürünerek bahar ve yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Akan soğuk suyu ve eşsiz manzarası ile herkes tarafından bilinen vadi son yıllarda yok olma tehdidi altında. Vadi 2009 yılında yapımına başlanan Silvan Barajı nedeniyle su altında kalacak. %70'i tamamlanan barajın önümüzdeki 3 yıl içerisinde bitmesi bekleniyor. Barajın bitmesiyle birlikte su altında kalacak tarihi vadi ile birlikte binlerce hektarlık tarım arazisi de yok olacak. Beryo Ermeni Piskoposluğu Başkanı Başpiskopos Masis Zopyan Başkanlığında Ulusal Kurul ile ortak çalışma sonucunda ve Kuzey Amerika Doğu Piskoposluğu'nun bağışı ile Suriye Savaşı sırasında silahlı teröristler tarafından yıkılmış olan Surp Kutsal Gevor Kilisesi'nin tadilatı önümüzdeki haftalarda başlayacak. Surp Gevor Kilisesi'nde 24 Eylül günü saat 17'de General Surp Gevorg'un ve aynı adı taşıyan kilisenin adlandırma bayramı vesilesiyle akşam ayini düzenlenecek. Batı Ermenistan'ın Hakkari ilinin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı nehil sazlığında bilinmeyen bir nedenle 3 gün önce yangın çıktı ve hala yer yer devam ediyor. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları nehir sazlığının dört bir tarafından devam ederken çevredeki köy sakinleri ise çalışmalara destek veriyor. İtfaiye ekipleri gece gündüz çalışırken yangının yer yer devam ettiği belirtildi. Batı Ermenistan'ın Muş Ovası'nda bulunan ve doğal yollarla oluşan kayanın insan kafasına benzeyen şekli oldukça dikkat çekiyor. Yöre halkının ovaya bakan adam ismini verdiği kayanın Nuh tufanından kalma olduğu düşünülüyor. Bölgede sincap, kaplumbağa ve aslan görünümlü kayaların da olduğu belirtilirken yetkililer bölgenin turizme kazandırılması için çalışmalara başladı.
Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Ermenistan'ın Özgürlük Savaşçıları ve Gazileri Birliği ile Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın ortak çabalarıyla Fransa'nın Antibes kentindeki Kumbattant Kültür Evi'nde 28 Eylül saat 14'te Artsakh Savaşları konulu bir konferans düzenlenecek. Giriş serbesttir. Ermenistan Cumhuriyeti 23-27 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşecek olan Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında en prestijli ve hacimli Moskova Uluslararası Kitap Fuarı'nda ayrı bir pavyonda yer alacak. Geleneksel hale gelen bu yılki katılım Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yıl dönümüne adanmıştır. Programın amacı Ermeni edebiyatını yaygınlaştırmak, Ermeni yazarları ülke dışında ünlü kılmak, edebiyat sayesinde ülkemizin tanınmışlık düzeyini yükseltmektir. Sergi bitiminden sonra sunumdaki kitaplar Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı tarafından Moskova'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kütüphanesi'ne bağışlanacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manatuk adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Hima El Lareng adlı eseri sunuyoruz. Renker mer tosh namin khales mer sura pashtan meranzin mashagi zerkisnel khop khales hayt suru khopits mer shakhtan karets. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.